Arkadaşlar bugün bu yol boylarında restoranlarda yapılan tavuklar var. Gidiyoruz vitrinlerde görüyoruz. Onların orijinali nasıl oluyor? Size o yemeği yapacağım. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Hemen tavuk putlarımızı şöyle alalım. Kuyruk kesimlerinden aldıktan sonra tavuğumuzu oynak yerlerinden iki parça haline getirelim. Tekrar tavuğumuzun fazla derisi olan yeri, tüylü olan yerlerini de alacağız. Tavuğun bu uç kısımları fazla alınmaz. Şöyle sadece bir çizik atsak yeterli. Tavuklar fabrikasyona ayıtlanıyor. Fabrikasyonda iyi temizlenmediyse şu görmüş olduğunuz iç kısımlarını yıkayabiliriz. Şimdi tavuklarımızı yıkayacağım. Tavuğumuzu yıkadık. Ben her zaman söylüyorum. Aslında normalde tavuğu yıkamaya karşıyım ama eğer fabrika hatası varsa, düzgün temizlenmemişse tavuğunuzu yıkayabilirsiniz. Patateslerimiz de tavuklar gibi iri olacak. Biraz elma dilimine benzeyecek. Soğanı ben özellikle bir tane ufak soğan soydum göstermek için. Fazla atmayın diyor. Eğer soğanı fazla atarsanız yemeğimizin lezzetini bozar. İki diş de sarımsağımızı şöyle ortadan bölelim. Tavuğumuz, patatesimiz hazır. Havucumuz hazır. Ocağın başına geçiyoruz. Tenceremizin dibine yarım fincan civarında sıvı yağ döküyoruz. Çok fazla yağı abartmayacağız. Biraz yağsız ilerleyeceğiz. Sebebi ise tavukta yağlı olduğundan dolayı. Hemen içine havuçlarını atıyoruz. Havuçları ne kadar kızartırsak o kadar daha çabuk pişer. Bir havucun pişme süresi yarım saatse 10 dakikaya iner. İçine bir tane de soğan atıyoruz. Soğanı daha önce söylemiştim. Sarımsağı biraz geç atacağım. İçinde yanmasın diye. Kavurma işlemine başladı. Havuçlarımız, soğanlarımız kavrulmaya başladı. Havuçlar kızarmaya başladı. Soğanı içinde dağıtmayalım. Zaten soğanın kök kısmını almadığımız zaman dağılmaz. Soğanı dağıtan orası. İçine hemen şöyle göstereyim. Yarım çay kaşığı tane karabiber. Çok fazla abartmamak şartıyla 3-4 tane defne yaprağı. Sarımsağı. Bir de bunlarla beraber karıştırıyoruz. Yemeği en basit yapılabilir hale getirmeye çalışıyorum. Patateslerini atıyoruz. Tavuklarını ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Sonunda size buradan efsane bir lezzet çıkacak. Şöyle bir 3-5 dakikada patatesleriyle, tavuğuyla içinde olmasını bekliyorum. Bu haşlama olacağından dolayı çok fazla kızartmamıza, kavurmamıza gerek yok. Yemeğimiz haşlama özelliğini kaybetmesin diye çok fazla kavurmayacağız, kızartmayacağız. Yani şöyle 2-3 tur çevirsek yeterli. Sıra geldi lezzet sırrına. Çok abartmayacağız. Bir tatlı kaşığı tepeleme un. Bunu her tarafına serpeceğiz. Sıra geldi su ayarlamasına. Suyumuz üzerini geçecek kadar olacak. Hemen şöyle su ayarlamasını yapalım. Suyumuz soğuk su olacak. Çok fazla suyu abartmayacağız. Bunun özelliği suyun fazla olması değil, suyun az olması. İçinde patateslerin erimemesi için ne yapacağız? Şöyle ufak parça limon alacağız. Yarım çay kaşığı civarında ya da bir çay kaşığı civarında ne kadar çıkarsa su diyelim. Onu sıkacağız. Ufak olmasına rağmen bir çay kaşığı su çıktı. Hem çok ciddi manada lezzet verir hem de patatesleri korur. Dışı kıtır kıtır olur. İçi pişmiş olur. Bu yemekteki en büyük tehlike ne? Kapağı kesinlikle tam kapatmayacağız. Gerekirse kapak kapatmayacağız. Un ne yapar? Buharlanır, kesik kesik görünür, dağılır, yemeğimizi mahveder. Ya hiç kapak kapatmayın diyorsak usta kayarsa ne yapacağız? Şöyle bir kaşık sapı bile koyabilirsiniz.
Şimdi kaynamasını bekleyeceğiz. Daha önce de söylemiştim. Ne kadar pişerse pişsin, patatesleri limon korur diye önce patatesi bir gösterelim. Üzerine tane karabiber yapışmış. Şöyle basalım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Dışı sert, içi hamur gibi. Bassam püre olur. Tavuğu da gösterelim. Tavuğumuz gördüğünüz gibi kemiklerinden sıyrıldı. Tavuklarımız hamur gibi oldu. Şöyle kemiği gösterelim. İçinde bir tane kırmızılık kalmamış. Buna baharat olarak sadece tuz atacağız. Su ilave etmeyeceğiz. İçinde karabiber, defne yaprağı yeteri kadar zaten buna lezzet verdi. Yemeği 5 dakika dinlendireceğiz. Yemeğimizi bozmadan şöyle tavuğumuzu bir yağlayalım. Kemiğin nasıl dışını atmış gördüğünüz gibi. Bu pişmiş olduğunun ispatı. Şöyle güzelinden bir tane de patates seçelim. Havucu. Soğan işte daha önce de söylediğim gibi baş tarafını almazsan soğan da kesinlikle dağılma olmaz. Bakalım bu tava bir kişi yiyebilir mi? Yemeğimizin suyundan dalalım. Yemeğimiz bu. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir yemek. Tavsiye edebileceğim bir tarif. Efsane lezzet. Bu yemek limonu sever. Üzerine şöyle bir limon sıkacağız. Benim tavsiyem yemeğin suyunu limonsuz yemeyin, içmeyin. Lezzetine lezzet katar. Şöyle bir çevirelim. Arkadaşlar yemeği gördünüz. Ben yemeği abartmadım. Yemek kendini abarttı. Ahmet Şef YouTube'da Instagram sayfam var. Onu da takip ederseniz memnun olurum. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Afiyet olsun.